Bil ki Hazreti İbrahim, aleyhisselam, bu cümlelerde yaratılışın başlangıcından ahiretteki ebedi hayatın sonuna kadar olan, bütün ilahi nimetleri ifade etmiştir. Sonra burada sö birkaç soru sorulabilir. Mağfiret ümidi. Birinci soru, tama, kelimesi, unmak manasına olduğu halde Hazreti İbrahim niçin bu kelimeyi kullanmış da kesin olarak ifade etmemiştir. Cevap, bu söz ancak biz ehli sünnetin inancına göre doğru bir sözdür. Çünkü biz, Allah'a hiçbir kimse hakkında, hiçbir şey vacip, gerekli değildir. Ondan gelen her şey güzeldir ve hiç kimse, Allah'ın yaptıkları hususunda ona itiraz edemez, demekte ve böyle inanmaktayız. Cübbayı buna şu iki şekilde itiraz etmiştir. 1. İbrahim, aleyhisselam, din gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumda odur, ifadesi ile kendinin bağışlanmasını değil diğer müminlerin bağışlanmasını kastetmiştir. Çünkü umanlar ve bu hususta kesin olmayanlar onlardır. 2. Bu ifade ile kesin inanma, güvenme manası kastedilmiştir. Bu görüş Hasan el-Basri'den rivayet edilmiştir. Keşaf sahibi de bize şöyle cevap vermiştir. Cenab-ı Hak bu ifadeyi ümmetine nasıl dua edileceğini öğretmek için bu şekilde getirmiştir. Bil ki bu karşı izahlar tutarsızdır. Birincisine gelince, Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in önce kendisine Medhü bulunduğunu, ikinci olarak da dua ettiğini anlatmıştır. Medin başından, duanın sonuna kadar olan kısım Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in sözleridir. Binaenaleyh bunlardan sadece, din gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur, ifadesini başkalarına ait saymak bu sözlerin tertibini bozar. İkincisine yani bu, umma ile kesin inanma, güvenme, manası kastedilmiş olduğunun söylenmesine gelince, bu dilin mantığına aykırıdır. Üçüncüsüne yani bu sözden maksadın, ümmete nasıl dua edeceğini öğretme oluşu şeklindeki izah da yanlıştır. Çünkü bunun neticesi de, Hazreti İbrahim aleyhisselam, in ümmete öğretme maksadıyla, kendi kendine yalan söylemiş olması neticesine varır ki bu kesinlikle olamaz. Hazreti İbrahim'in ismet sıfatı. İkinci soru, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, peygamberler hatalardan münezzeh oldukları halde niçin kendisine hata nispet etmiştir? Buna şu üç şekilde cevap verilir. 1. bu, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, belki bu, kırma, işini, o büyükleri, büyük put, yapmıştır, Enbiya, 63, ben hastayım, Saffat. 89, ve hanımı Sare hakkında, o, benim kız kardeşimdir, şeklinde söylediği sözlerine hamledilmiştir ki, bu da tutarsızdır. Çünkü peygambere yalan söyleme işini isnat etmek caiz değildir. 2. O, bunu tevazundan ve nefsini küçük gördüğü için söylemiştir. Bu izah da zayıftır. Çünkü eğer o, bu tevazuunda sadık ise, aynı şekilde problem yine ortaya çıkar. Yok eğer yalancı ise, bu durumda da, bu cevabın neticesi, onu günahtan tenzih edelim derken, ona günah nispet etmeye dayanır. 3. En doğru cevaba göre, bunun evla olanı terk etme manasına hamledilmesidir. Evla, en uygun, olanı terk etme, bazan, hata, diye ifade edilebilir. Çünkü bir mücevheri bulunan ve onu bir milyona satabilecekken, bir dinara satan kimse hakkında, hata etmiştir, denilebilir peygamberler için evla olanı terk etme ise caizdir. Mağfiretin ahirete bırakılması. Üçüncü soru, hataların dünyada iken bağışlanması da mümkün olduğu halde, Hz. İbrahim, aleyhisselam, hatalarının niçin din gününde bağışlanmasını istemiştir? Cevap, çünkü bağışlanmanın esas neticesi ve eseri din gününde görülecektir. Bu, dünyada kapalıdır, bilinmez. Hazreti İbrahim'in şahsını zikretmesinin hikmeti. Dördüncü soru, bu ifadede, benim için, ifadesinin getirilmesinin faydası nedir? Buna şu birkaç şekilde cevap veririz. A. Baba, çocuğunu, efendi kölesini ve koca da karısını affettiğinde, bu genelde ükafat elde etmek, cezalandırılmaktan sakınmak, yahut iyi bir isimle anılmayı istemek, yahut da hem cinsine karşı duyduğu şefkatten meydana gelen acıyı dindirmek için olur. Durum böyle olunca da, bu affın gayesi bağışlananı gözetmekten ziyade insanın, ya uygun olanı elde etme veya uygun olmayanı savuşturması şeklinde, kendini gözetmesi olmuş olur. Ama Hak Teala, zatı gereği kamildir, eksiksizdir. Binaenaleyh onun için, olmayan bir takım şeylerin sonradan meydana gelmesi, yahut bir noksanlığı olup da, bunun ondan gitmesi imkansızdır. Durum böyle olunca, onun affı, ancak affedileni gözetmeden ötürü olmuş olur. O halde Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, bu ifadesi, o Rab, beni bağışladığında, bu bağışlayışı ve affı, asla kendisine yönelik bir faydadan ötürü değil, benden ötürü ve benim için olan bir zattır, demektir. B. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, sanki şöyle demek istemiştir, sen beni, benim hatırım için yaratmadın. Çünkü beni yaratırken, ben yoktum. Binaenaleyh ondan önce mevcut olmadığıma göre, benim sayemde bir şey elde etmek mümkün değildi. Fakat sen, yine de beni yarattın. Eğer beni affedersen, bu af benim için olmuş olur. Binaenaleyh beni, yaratmana muhtaçken önce beni yarattığına göre, affedilip bağışlanmaya en fazla muhtaç olduğum bir durumda beni bağışlayıp affetmen haydi haydi umulur, demektir. C. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, marifetullah denizine alabildiğine dalmış olduğu için, vasıtalara sebeplere iltifat etmekten o nispetle nefret etmiş kaçınmıştır. İşte bundan ötürü Cebrail aleyhisselam ona ateşe atılırken ihtiyacın var mı diye sorduğunda o sana ise hayır cevabını vermiştir. İşte burada da din gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumda odur, demiştir ki bu sırf sana kulluğum ve sadece sana muhtaç oluşumdan dolayı hatalarımı bir şefaatçinin aracılığı ile değil kendin bağışla, demektir. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, induasının devamı 83. Ayetin tefsiri için bak, 89. 84. Ayetin tefsiri için bak, 89. 85. Ayetin tefsiri için bak, 89. 86. Ayetin tefsiri için bak, 89. 87. Ayetin tefsiri için bak, 89. 88. Ayetin tefsiri için bak, 89. 89. Rabbim bana hüküm ihsan et ve beni salihlere kat. Benden, sonrakiler için de, benim için bir, lisan ısıt, ver. Beni, N.A.T.M. cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o dalalete düşenlerdendir, insanların kabirden kaldırıldıktan gün, beni rezil rüsva etme. O gündeki ne mal fayda eder, ne de evlat, ancak Allah'a selim bir kalbıl gelmesi fayda eder. Duadan önce hamdü sena. Bil ki Allahü Teala, Hazreti İbrahim aleyhisselam, in kendisini övdüğünü zikredince, kendisine dua ve niyazda bulunduğu haber verilmiştir. Bu, duadan önce hamdü sena yapılmasının önemini göstermektedir. Bu husustaki sözün özü şudur, insanların ruhları, melekler cinsindendir. Binaenaleyh marifetullah, Muhabbetullah ve ruhani aleme gitmeyle meşgul oluşlar ne kadar fazla olursa, onların melekler haline gelmeleri o nispette tam ve mükemmel olur. Böylece de bu alemin madde ve eşyası üzerinde alabildiğine tasarruf güç ve kuvveti kazanırlar. Onların dünya aleminin lezzetleriyle meşgul olmaları ve bu maddi alemin karanlıklarına gömülüp gitmeleri ne kadar fazla olursa, behimi, hayvan, kılığına girmeleri de o nispette kuvvetli olur. Binaenaleyh o ruhlar, Böylece alabildiğine aciz, güçsüz ve maddi alem üzerinde son derece tesirsiz olurlar. Dolayısıyla dua ile meşgul olmak isteyenin, önce Allah'ı medhü sena etmesi, övmesi ve onun azamet ve kibriyasını hatırlaması gerekir. Çünkü böyle yapmakla, marifetullah ve muhabbetullah'a dalmış olur ve meleklerin derecesine yükselmeye yaklaşmış olur. İşte bu sayede, o ruhlar için ilahi ve semavi kuvvetler hasıl olur ve bu iş, insanın yapacağı dua ile elde etmek istediği şeyin olmasına bir başlangıç teşkil eder. İşte bu duanın mahiyetini anlatmaktadır. Böylece, duadan önce, Cenab-ı Hakk'ı medhü sena etmenin gerekli olduğu ve Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, inallahü teala'dan naklettiği, beni zikri, benden bir şey istemesine engel olan kimseye isteyenlere verdiğinin daha iyisini veririm, tirmizi, sevabul Kur'an. 25, 5 bölü 184, hadisi kutsisinin gerçek manası anlaşılır. Şimdi eğer birisi, hele de ondan, onun benim durumumu bitmesi benim ondan istememe ihtiyaç bırakmaz, dediği rivayet edilmiş iken, Hz. İbrahim, aleyhisselam, niçin sadece Cenab-ı Hakk'ı medhü sena ile yetinmemiştir, derse, şöyle cevap verilir, Hz. İbrahim, aleyhisselam, bunu insanları Hakk'a davet ederken söylemiştir. Baksana o, işte onları, putlar, muhakkak ki benim düşmanlarımdır, şu ara. 77, demiş ve sonra Cenab-ı Hakk'ı methü sena etmiş, daha sonra dua ve niyazda bulunmuştur. Çünkü kanun koyucunun, şâri'in, mutlaka öncelikle şeriatı öğretmesi gerekir. Ama Hazreti İbrahim, aleyhisselam, yalnız olup, maksadı şeriatı öğretmek olmadığında, onun benim durumumu bilmesi benim ondan istememe ihtiyaç bırakmaz, sözü ile yetinebilir. İbrahim aleyhisselam, in dilekleri. İkinci bahis, Hazreti İbrahim aleyhisselam, in duasında istediği şeylerle ilgilidir. Bunlar bir takım isteklerdir. Bir hüküm ihsanı. Birinci istek, Rabbim bana hüküm ihsan et ve beni salihlere kat, ifadesidir. Andolsun ki Allahü Teala, Hazreti İbrahim aleyhisselam, in bu duasına icabet etmiştir. Çünkü onun hakkında, hiç şüphesiz ki o, İbrahim, ahirette de salihlerdendir, Bakara, 130 buyurmuştur. Bu ifadeyle ilgili olarak, şu hususlar vardır, hükeme maksat. Bir Ayetteki, hükmü, peygamberlik, diye tefsir etmek caiz değildir. Çünkü Hazreti İbrahim, aleyhisselam, de bu duadan önce de bu vasıf vardı. Binaenaleyh o, bununla nübüvveti istemiş olsa, bu nübüvvet, peygamberlik, ya önceki, mevcut, nübüvvetinin aynısı olacak, yahut gayinsi olacak. Aynısı olması imkansızdır, çünkü tahsili hasıl, zaten olanı var etmek imkansızdır. İkinci ihtimalde imkansızdır. Çünkü aynı şahsın, iki kere peygamber olması imkansızdır. Aksine ayetteki, hükümden maksat nazari kuvvetin, tefekkür gücünün, mükemmel olmasıdır. Bu mükemmellik de hakkı idrak etmekle olur. İdeal faziletin izahı. Hazreti İbrahim'in, beni salihlere kat, ifadesiyle kastedilen ise, ameli kudretin mükemmel olmasıdır. Bu ise, hayrı yapmakla olur. Çünkü insanın mükemmel olman, zatı gereği hakkı, kendisiyle amel etmek için de hayrı tanımadır. Hazreti İbrettim, aleyhisselam, Rabbim bana hüküm ihsan et, ifadesini ve beni salih rekat sözünden önce söylemiştir. Çünkü, nazari kuvvet, hem kıymet hem de zatı itibarıyla ameli kuvvetten önce gelir. Bir de Hazreti İbrahim aleyhisselam in hayrı bilmese bile hakkı bilip tanıması mümkündür. Bunun aksi ise imkan dahilinde değildir. Bir de ilim, hükün, amel ise bedenin vasfıdır. Ruh bedenden daha kıymetli olunca ilim de amelden daha üstün olmuş olur. Biz hükmü eşyayı tanıma diye tefsir ettik. Zira insan eşyanın hakikatini ancak zihninde mahiyetlerin şekillerini hazır hale getirip, canlandırıp sonra da onların bir kısmını bir kısmına olumlu veya olumsuz olarak nispet ettiğinde bilebilir. Ki işte hüküm denilen şey bu nispet işidir. Daha sonra bu zihni nispet vakuya, görünür alemdekine uyarsa bu zihni nispetin değişmesi imkansız olur, böylece de sapasağlam, çok muhkem olmuş olur. İşte bu gibi algılama ve idrakler, hikmet ve hüküm adım alırlar bu da Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, ey Rabbimiz, eşyanın mahiyetini bize olduğu gibi göster, hadisinden kastedilen husustur. Salaha gelince bu akli kuvvetin ifrat ve tefrit rezaletlerinin arasında orta bir yerde bulunmaktır. Bu böyledir, zira iki taraftan birinde ifrata düşmek, diğerinde tefrit demektir, aksi de böyledir. O halde, sala ancak itidal ve denge ile sağlanır. Hakiki itidal, bölünmeyi kesinlikle kabul etmeyen bir bütün olup, bu alemdeki beşeri fikirlerde, bu gibi şeyleri algılamaktan aciz olunca beşer, haliyle az veya çok bu noktadan hep sapa gelmiştir. Ancak ne var ki, mukarreblerin bu noktadan sapmaları, hissedilmeyecek derecede azdır. Halbuki, asilerin bu noktadan sapması ise, cidden son derece fazladır. İşte yaptığımız bu açıklamadan, ebrarın, iyilerin hasenatı, mukarrebinin seyyiyeleri, hatalarıdır, şeklinde söylenen sözün gerçek ve hakikati ortaya çıkmıştır. Ve yine Hazreti İbrahim aleyhisselam ve beni salihlere kat deme ihtiyacını duymuştur. Marifetullah hakkında, iki ayette geçen, hüküm, ifadesiyle ilmin kastedildiği sabit olunca, Hazreti İbrahim aleyhisselam in Allah'tan kendisini ve sıfatlarını tanıma ilmini istediği sabit olmuş olur ki bu da kulun kalbindeki marifetullahın ancak Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine delalet eder. Hazreti İbrahim'in ve beni salihlere kat sözü kulun salih olmasının ancak Allah'ın yaratmasıyla olacağına delalet eder. Ayetin bu ifadelerini lütuf fiilleri anlamına almak gerçekten uzak olan bir şeydir. Çünkü, muarızımıza göre, kudreti dahilinde olan bütün lütuf fiillerini, Allah zaten yapmaktadır. Binaenaleyh şayet biz Hazreti İbrahim'in buradaki duasını lütuf fiilleri anlamına alırsak, bu, hasıl, ı tahsil, talep etmek olur ki, bu yanlış bir şeydir. 3. Hazreti İbrahim'in duasında talep edilen hüküm onun ya Allah'ı, ya da başkasını bilip, tanımak istemesidir. İkincisi batıldır, çünkü insanın bir şeyi bilip tanımaya hazır bir durumda iken, başka bir şeyi bilip tanımaya hazır hale geçmesi mümkün değildir. Binaenaleyh şayet bu dua ile talep edilen şey, Allah'tan başkasını bilip tanıma arzusu olsaydı, Allah'tan başkasını bilip tanıma da Allah'ı bilip tanımaya, onun bilgisinde boğulmaya mani olunca, bu talep onun Allah'ın ilmine dalıp batmasına mani olacak bir şeyi istemek olur ki, bu caiz değildir. Çünkü marifetullah'a dalıp batmanın üstünde başka bir mükemmellik olamaz. O halde bu dua ile istenen şey Allah'ı bilip tanıma olmuş olur. Sonra bu ilim ya imanın sıhhati şart olan Allah'ı bilip tanıma olur, ya da başkası. Birincisi olamaz, çünkü bu bütün müminler için bulunması gereken bir şey olduğuna göre Hazreti İbrahim'de nasıl bulunmaz? Bu Hazreti İbrahim'de de mevcut olduğuna göre. Onun bu ilmi elde etmeyi talep etmesi imkansız olur. O halde bu dua ile istenen şeyin marifetullah hususunda onun varlığını bir mekanda olmadığını, bir yere hulul etmediğini ve onun alim, kadir ve hay bir zat olduğunu bilme derecesinden çok çok ileride olan bir derece olduğu sabit olmuş olur. Bu ise ancak celal sıfatlarına yahut zatının hakikatine vakıf olmak ve yahut da marifetullah nurunun o kimsenin kalbinde zuhur etmesidir. Ayrıca burada sözlerin ifade edemeyeceği, hayallerin beyan edemeyeceği bir takım haller söz konusudur. O hallere ulaşmak isteyen, eseri dinleyenlerden değil, bizzat kaynağa ulaşanlardan olsun. İki iyi bir nam. İkinci istek, Hazreti İbrahim, benden, sonrakiler için de, benim için bir, risani sıd, ver, şeklindeki sözünün ifade ettiği husustur. Bununla ilgili şu üç yorum yapılmıştır. Birinci yorum, Hazreti İbrahim Aleyhisselam işe insan için hem dünyada hem de ahirette yararlı olan zati mükemmelliği istemekle başlamıştır ki bu ilim demek olan hükmü istemesidir. Bundan sonra dünyevi mükemmellikleri bunun akabinde de uhrevi mükemmellikleri talep etmiştir. Dünyevi mükemmellikleri ne gelince bunların bir kısmı içsel, bir kısmı ise dışa aittir. Dahili içsel olanlar kişinin hem zahiri, hem de batıni yaratılışıdır. Zahiri yaratılış, alabildiğine maddi, batıni yaratılış da alabildiğine ruhanidir. Binaenaleyh bu demektir ki Hazreti İbrahim maddi olan hali yani zahiri yaratılışı bırakmış ruhani, manevi yani batıni yaratılışı istemiştir ki, bu Hazreti İbrahim'in ve beni salihlere kat sözünden kastedilen husustur. Harici olanlar ise mal ve makamdır. Mal alabildiğine maddidir, makam ise alabildiğine manevidir. Binaenaleyh bu demektir ki Hazreti İbrahim mal demek olan maddi hususu bırakmış, makam ve ebediyen kalıcı olan zikri tahuli, güzel ya da iyi bir namı istemek olan manevi tarafı talep etmiştir ki bu da Hazreti İbrahim'in benden sonrakiler için de benim için bir lisan ızıt ver sözünden kastedilen husustur. İbn Abbas, radıyallahu anh, şöyle demiştir, hiç şüphesiz ki Allah, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, e, sonra gelenler arasında ona, iyi bir nam, bıraktık, saffat, 108, ifadesiyle, bunu vermiştir. İndi şayet, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in övülmeyi istemesinin maksadı nedir? Denilirse, buna şu iki açıdan cevap verebiliriz. A, bu, hikmet lisanıyla şudur, biz, beşeri ruhların bir nebze müessir olduğunu, ancak ne var ki bunların bir kısmının zayıf olduklarını, böylece de müessir olamadıklarını, ama bu ruhlardan bir grup bir araya gelince, bunların toplamının çoğu kez her birinin teker teker yapamadıkları şeylere muktedir olduklarını beyan etmiştik. Böyle bir hususiyet, maddeten müessir olan şeylerde de müşahede edilmektedir. Bunun böyle olduğu sabit olunca şimdi biz diyoruz ki, tek bir insan büyük bir cemaatin kendisini övüp tazim ettiği bir makamda bulunursa, onlar bir araya geldiğinde, çoğu kez onların himmetlerinin buna yönelmesi, o kimsenin mükemmelliğinin iyice artmasına sebep olur. B. Bunun kemal lisanına göre izahı da şudur, kendinde bulunan faziletler sebebiyle, insanlar arasında makbul bir kimsenin bu övülmesi ve şöhreti bakşalarımda bu tür faziletleri kazanıp elde etmeye sevk eder. İkinci yorum, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, Rabbinden, kendi zürriyetinden olmak üzere ahir zamanda, Allah'a davet edecek olan birini yaratmasını talep etmiştir ki, işte bu Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O halde Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, benden, sonrakiler içinde benim için bir, lisan, ısıd, ver, ifadesiyle kastedilen, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in peygamber olarak gönderilmesidir. Hazreti İbrahim'in semavi dinlerdeki makamı. Üçüncü yorum, bazı kimseler de, bununla, yeryüzündeki, semavi, din mensuplarının, Hazreti İbrahim aleyhisselam iyi sevme hususunda birleşmeleri kastedilmiştir, demişlerdir. Çünkü Allahü Teala, ona bunu vermiştir, zira sen bütün, semavi, din mensuplarının Hazreti İbrahim aleyhisselam iyi dost edindiklerini görmektesin. Bazıları bu izahı, kafirin medayn itibar edilmez, diyerek tenkit etmişlerdir. Ama buna da şu şekilde cevap verilebilir, bundan maksat kafirin kafir olduğu için met etmesi değil, tam aksine Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in her insanın met ettiği ve kalbilerin kendisini sevdiği bir kimse olduğudur. Üçüncü, cennete varis olmak. Üçüncü istek, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, beni, nam cennetinin varislerinden kıl, şeklindeki sözüyle ifade edilen istektir. Bil ki Hazreti İbrahim aleyhisselam, dünyevi mutlulukları isteyince, bundan sonra ahiret mutluluğunu da istemiştir ki, bu da naim cennetel'dir. Hazreti İbrahim aleyhisselam, naim cennetini, varis olunacak şeye benzetmiştir, zira miras dünyada elde edilen bir nasiptir. Dolayısıyla, ahiret ganimetini de, dünya ganimetine benzetmiştir. Dört babasının affedilmesi. Dördüncü istek, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, babamı da bağışla. Çünkü o, delalete düşenlerdendir, şeklindeki sözünün ifade ettiği husustur. Bil ki Hazreti İbrahim, aleyhisselam, kendisi için dünyevi ve uhrevi mutlulukları istemeyi bitirince, bunu kendisiyle alabildiğince alakası bulunan birisi için de istemiştir ki bu da babasıdır. İşte bundan dolayı Hazreti İbrahim, aleyhisselam, babamı da bağışla, demiştir. Af dilemesinin izahı. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in bu sözüyle ilgili olarak da şu üç izah yapılabilir, a. Mağfiret Müslüman olma şartına bağlıdır. Neticeyi, meşrudu, istemek şartı istemeyi de beraberinde getirir. O halde, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, babamı da bağışla, şeklindeki sözünün neticesi, onun babasının Müslüman olması için dua etmiş olduğuna dayanır. B. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in babası ona, Müslüman olacağını vadetmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak, İbrahim'in babasına olan istiğfarı, ancak ona ettiği bir vadden dolayı idi, Tevbe, 114 buyurmuştur. İşte Hazreti İbrahim, aleyhisselam, de babasına bu şarta bağlı olarak dua etmiştir. Kafire bu şarta bağlı olarak dua etmek, imkansız değildir. Ama, onun, Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince de besbelli olunca, o, ondan uzaklaştı, tevbe, 114, bu izah tutarsızdır, çünkü bu şartla kafire dua etmek caizdir. Binaenaleyh şayet Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in babasına dua etmesi bu şarta bağlı olmuş olsaydı, Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim, aleyhisselam, iyi bundan men etmezdi. C. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in babası oğluna kendisinin içten Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in dininde zahiren ise, takiye ve endişeden dolayı Nemrud'un dininde olduğunu söylemiştir. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, de babasına durumun böyle olduğuna inandığı için dua etmiştir. Ama Hazreti İbrahim, aleyhisselam, tarafından, durumun tersine olduğu anlaşılınca, ondan uzaklaşmıştır. İşte bundan dolayı da duasında, çünkü o dalalete düşenlerdendir, demiştir. Binaenaleyh, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, babasının o anda dalalette olmadığına nanmamış olsaydı, bunu söylemezdi. Beş mahşerde rüsvay olmamak. Beşinci istek, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, insanların kabirden kaldırıldıkları gün, beni rüsvay etme, şeklindeki sözünün ifade ettiği husustur. Keşaf sahibi şöyle demiştir, Buradaki ihza mastarı, ya aşağılık ve bayağılık demek olan hizi kökündendir, yahut da utanmak demek olan hazaya kökünden. Burada şöyle birkaç bahis bulunmaktadır. Birinci bahis, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, beni rüsvaya etme, şeklindeki sözü, onun, ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğumda odur, şu ara, 82, şeklindeki sözünde de beyan ettiğimiz gibi, Allah'a hiçbir şeyin zorunlu ve vacip olmadığına delalet eder. İkinci bahis, birisi şöyle diyebilir, Hazreti İbrahim aleyhisselam, önce, beni, N.A.T.M. cennetinin varislerinden kıl, deyip, cennette, her ne zaman mevcut olduğunda, rezil rüsvay olma bulunmayacağına göre daha nasıl bundan sonra, beni rezil rüsvay etme, demiştir. Bir de Cenab-ı Hak, bugün, gerçekten rüsvay HK, zillet ve azap kafirlerin üstünedir, Naeçel, 27, buyurmuştur. Binaenaleyh rezil rüsvaylık sadece kâfirlerin bir mesesesi olduğuna göre, masum bir peygamber, bundan daha nasıl korkup endişe edebilir? Cevap, Ebrar'ın hasenatının, Mukarrabi'nin seyyiatı olması gibi, aynı şekilde Ebrar'ın dereceleri de, Mukarrabi'nin derekeleri mesabesindedir herkesin hor ve hakirliği kendi derecesine göredir. Üçüncü bahis, keşaf sahibi şöyle der. Kelimesindeki vavzamirinin merciği, ya malum oldukları için, kullardır, yahut da, sapıtanlardır. Kalbi selim sahipleri. Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, Allah'a selim bir kalbıl gelenler müstesna, şeklindeki sözüne gelince, bil ki Allahü Teala ona bu vasfı ve niteliği vermiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, şüphesiz, İbrahim de onun fırkasındandı. Çünkü o, Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmiştir, Saffat, 83 ila 84 buyurmuştur. Sonra buradaki istisna hakkında da şu izahlar yapılmıştır. A. Sana, Zeyd'in malı ve oğulları var mıdır? Denildiğinde sen, onun malının ve çocuklarının bulunmadığını ama bunun yerine Selim bir kalbinin bulunduğunu kastederek, onun malı ve oğulları kalbinin selim oluşudur, dersin. İşte ayette de böyledir. B. Biz, bu sözü manaya hamleder, ayette bahsedilen mal ve oğulları ifadesini zengin olma anlamına alırız. Buna göre sanki, o günde ancak, Allah'a selim bir kalp ile gelenin zenginliğinden başka hiçbir zenginlik fayda vermez, denilmiştir. Çünkü kişinin dini konusundaki zenginliği, dünyası hususundaki zenginliğinin malı ve çocukları ile olması gibi, kalbinin selim oluşu iledir. c. Biz, ayetteki men edatını yenfa o fiilinin, mefulü yaparız. Buna göre mana, mal ve evlat ancak malının yanı sıra kalbi de selim olan kimseye fayda verir. Çünkü o, malını Allah'a taat yolunda infak etmiştir. Oğullarını dine ayrşat ettiği için, evlatlarıyla birlikte kalbi de selim olan kimseye fayda vermiştir, şeklinde olur ki, bu izaha göre, yine ayetin manası, bunlar ancak, Allah'a mal ve oğullar imtihanından selim ve kurtulmuş olan bir kalp ile gelene fayda verir, şeklinde olur. Ayetteki, selim ile ilgili şu üç izah yapılmıştır. Bir, en doğru izaha göre, bununla kalbin cehaletten ve kötü huylardan uzak, selim oluşu kastedilmiştir. Bu böyledir. Çünkü bedenin sıhhat ve selamet uygun olan mizaç, terkib ve birleşmeden ibaret olunca onun hastalığı da bu üç şeyin birisinin bozulması demektir. Aynen bunun gibi kalbin sıhhat ve selameti de uygun olan şeylerin mevcut olması demektir ki bu uygun şeylerde ilim ve güzel huydur. Kalbin hastalanması ise bu iki şeyden birisinin bulunmaması demektir. O halde Hazreti İbrahim Aleyhisselam İn, Allah'a kalbi selim ile gelenler müstesna ifadesi, o kalbin, bozuk inançlardan, dünyevi şehvet ve lezzetlere meyletmekten uzak ve beri olması, demektir. İndi eğer, bu ayetin zahiri, kalbi selim sahibi kimsenin, kurtuluşa ermesi gerektiğine, bu hususta dilin ve elin salim olmasına ihtiyaç kalmadığına delalet eder, denilirse, buna şu şekilde cevap verilebilir, insana esas tesir eden kalbidir dili ve uzuvları ise, kalbine tabidir. Binaenaleyh kişinin kalbi selim, iyi, olursa, bunlar da selim olurlar. Eğer kişinin eli ve dili selim değilse, bundan kalbinin de selim olmadığı anlaşılır. 2. Selim, Allah korkusundan ötürü insanları tenkit edendir. 3. Selim, selamete eren, İslam olan, müsalemet eden, sulh seven ve teslimiyet gösteren demektir. Allah en iyi bilendir. Ahiretteki durum 90. Ayetin tefsiri için bak 104. 91. Ayetin tefsiri için bak 104. 92. Ayetin tefsiri için bak 104. 93. Ayetin tefsiri için bak 104. 94. Ayetin tefsiri için bak 104. 95. Ayetin tefsiri için bak 104. 96. Ayetin tefsiri için bak 104. 97. Ayetin tefsiri için bak 104. 98. Ayetin tefsiri için bak 104. 99. Ayetin tefsiri için bak 104. 100. Ayetin tefsiri için bak 104. 101. Ayetin tefsiri için bak 104. 102. Ayetin tefsiri için bak 104. 103. Ayetin tefsiri için bak, 104. 104. Cennet müttakilere yaklaştırılmıştır, o gün. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım eziyorlar mı, yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da iblisin orduları da toptan, yüzüstü o, cehennem, içerisine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle dediler: Allah'a yemin olsun ki gerçekten biz apaçık bir sapıklık içindeydik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler ne de candan bir dost yok. Keşke atom için bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık, şüphesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman edici değillerdir. Senin Rabbin muhakkak ki, azizdir rahimdir. Bil ki Hazreti İbrahim, aleyhisselam, o ahiret gününü anlatmak için, şu üç şeyi zikretmiştir. A. Cennet, müttekilere yaklaştırılmıştır, o gün. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir, ifadesi. Bu, cennet, bazan sahip, mutlu, kimselerin durdukları yere yaklaşır. Onlar oraya bakarlar ve oraya götürülüp toplanacakları için sevinirler. Cehennemde de şaki, bedbaht kimselere, gösterilir. Onlar da neticede oraya sürülecekleri için üzülürler. Cenab-ı Hak, cennetlikleri anlatırken, cennet, uzak olmaksızın müttakilere yaklaştırılır, kaf. 31, ve cehennemlikleri anlatırken de, onlar onu yakın görünce, kafirlerin yüzleri kötü bir hale getirilir, mülk, 27, buyurmuştur. Allahü Teala bunu, müminler için peşin bir sevinç, kâfirler için büyük bir gam olsun diye böyle yapmıştır. Kukibü kelimesinin manası. B. Onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı, yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, azgınlar da, iblisin orduları da toptan, yüzüstü o, cehennem, içerisine atılmışlardır, ifadesi. Bu, nerede ilahlarınız? onlar size, yardım etmek suretiyle faydalı olamayacaklar mı? Yahut intikamlarını alarak, kendi kendilerine de fayda veremeyecekler mi? Demektir. Çünkü hem o putperestler, hem de putlar, cehennemin yakıtıdırlar. Bu da, Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in, onlar, toptan yüzüstü o, cehennem, içerisine atılmışlardır, ifadesinden anlaşılmaktadır yani, o putlara ve onlara tapanlara cehennem gösterilecek, demektir, kelimesi tekrar tekrar yüzüstü atılmayı, yuvarlanmayı ifade eder. Lafızdaki, hece, tekrarı manadaki tekrara bir delil kılınmıştır. Buna göre sanki, cehennemlikler, oraya atıldıklarında, cehennemin dibine ulaşıncaya kadar, bir yumak gibi yuvarlana yuvarlana giderler. İblisin orduları, ifadesi de, İblis tabi olan asi insan ve cinler demektir müşriklerle putların yüzleştirilmesi. C. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle dediler, Allah e yemin olsun ki gerçekten biz apaçık bir sapıklık içindeydik. Çünkü sizi, alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk, ifadesi. Bil ki bu ifadenin zahirine göre, tapanlar tapılanlara düşman hasım olmuş ve onlarla bu şekilde hitap edip çekişmişlerdir. Binaenaleyh putların durumu şu iki şekilden biri yüzlü olacak. A. Ya Allahü Teala ahirette putları cehennemliklerin azap olunduğu, bunun için yakılan, cansızlar olarak yaratır. Böyle olması halinde, onlara hitap etmek doğru olmaz. Bu durumda putperestlerin, çünkü sizi, alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk, şeklindeki sözlerini, putlara bir hitap olarak almamak gerekir. B. Yahut da, Allahü Teala'nın o putlara, cehennemde hayat vereceği söylenebilir fakat bu da mümkün değildir. Çünkü onların, başkalarının kendilerine tapmasında bir kusurları yok. Binaenaleyh doğruya en yakın olan şöyle denilmesidir. Onlar bu suzu, putların şekillerini, kendilerini gördükleri zaman, ya büyük hatalarını itiraf arzında, yahut da hitap olsun diye değil, pişmanlıklarını göstermek için, bu şekilde söylemişlerdir. Bunun gerçekte bir hitap olduğu neticesine bizi götüren şey ise, onların sizi, o mücrimlerden başkası saptırmadı, şeklindeki sözleridir. Onlar, bu sözle, kendilerini putlara tapmaya sevk eden, cinleri ve insanları kastetmişlerdir. Bu da tıpkı onların, ey Rabbimiz biz, liderlerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan saptırdılar, Ahzab, 67, şeklindeki sözleri gibidir. Şefaatçi ve dosttan maksat. Onların, artık bizim için ne şefaatçiler, yani müminler için gördüğümüz gibi, eleklerden ve peygamberlerden şefaatçilerimiz, ne de candan bir dost, yani müminler için gördüğümüz gibi dostlar yok. Çünkü ahirette birbirine dostluk gösterecek olan, sadece müminlerdir. Ehli cehennem arasında ise, karşılıklı bir düşmanlık ve kin olacaktır. Nitekim Cenab-ı Hak, müttakiler müstesna, bugün dostlar birbirinin düşmanıdır, Zohruf, 67, buyurmuştur. Yahut bu ifadelerin manası bizim dünyada iken kendilerini şefaatçi ve dost sandığımız kimselerden burada ne bir şefaatçi ne candan bir dost var şeklindedir. Çünkü ehli cehennem putlarının Allah yanında kendileri için şefaatçi olacağına inanıyorlardı. Yine onların insan şeytanlarından dostları vardı. Yahut onlar bir tehlikeye düştüklerinde dostlarının ve şefaatçilerinin kendilerine fayda veremediklerini ve hiçbir zararı gideremediklerini anladılar ve ne şefaatçiler candan bir dost yok şeklindeki sözleriyle onlar için bunların bir faydası olmadığını anlatmak istemişlerdir çünkü faydalı olmayan yok hükmündedir. Hamim ihtimam kökünden olup ihtimam demektir. İhtimam onun ilgilendiren şeyin seni de ilgilendirmesi demektir. Yahut bu özel halis muhlis dost demek olan, hamme, kelimesinden müştaktır. Örfte şefaatçiler çok, dostlar ise pek az olduğu için, bu kafirler sözlerinde şefaatçileri çoğu, dostu tekil olarak getirmişlerdir. Çünkü bir zalimin, baskısı ile imtihan olunan kimse, bazan kendisine şefaatçi olsunlar ve acısınlar diye, beldesinden büyük bir kalabalığı ayağa kaldırabilir. Arzuna uygun dost demek olan, Sadık ise kartal yumurtasından daha kıymetli ve nadirdir. Bunların Sadık dost kelimesi ile bir grubu kastetmiş olmaları da mümkündür. Daha sonra Cenab-ı Hak onların keşke bizim için bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık dediklerini ve dünyaya tekrar dönmeyi temenni ettiklerini nakletmiştir. Bu gibi yerlerde lev eğer kelimesi temenni manasını ifade eder. Buna göre sanki Keşke bize bir dönüş daha olsaydı denilmek istenmiştir. Bu böyledir çünkü lev ile leite arasında mana bakımından bir ilgi vardır. Buradaki lev kelimesinin asıl manasında alınıp cevabının mahsuf olduğunun öneilmesi de mümkündür. Buna göre cevap eğer dönüş olsaydı şöyle şöyle yapardık şeklindedir. Cübbay şöyle demiştir onların, müminlerden olsaydık, şeklindeki sözleri, iman ettiklerini gösteren bir cümle değil, böyle bir azim taşıdıklarını gösteren bir cümledir. Çünkü eğer bu, onların iman ettiklerini haber veren bir cümle olsaydı, bunun doğru olması gerekirdi. Çünkü ahirettekilerden yalan sadır olmaz. Halbuki Allahü Teala, eğer onlar geri, dünyaya, gönderilselerdi, Yine o nehyolunduklan yolunduklan şeye dönerlerdi. Enam, 28 buyurmuştur. Cübbay'nin bu görüşünün yanlış olduğunun izahı, Enam suresinin tefsirinde geçmişti. Daha sonra Cenab-ı Allah, istidlil etmek isteyenler, Hazreti İbrahim aleyhisselam hadisesinde bir ayet ibret bulunduğunu beyan buyurmuş bunun akabinden de, fakat onların çoğu iman edici değillerdir, buyurmuştur. Çoğu müfessirler bu ifadeyi Hazreti İbrahim Aleyhisselam in kavmi ile ilgili kabul etmişlerdir. Sonra Allahü Teala bütün bu delillere rağmen Hazreti İbrahim Aleyhisselam inkavminin çoğunun ona iman etmediklerini beyan buyurmuştur ki bu Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem inkavminin kendisini yalanlamalarından dolayı duyduğu üzüntü için bir teselli olur. Hak Teala'nın senin Rabbin muhakkak ki azizdir rahimdir, ifadesi, o, hemen intikam almaya kadirdir. Fakat iman etsinler diye, onlara zaman tanıyarak rahmetini göstermektedir, demektir. 3 Hazreti Nuh aleyhisselam, kıssası 105. Ayetin tefsiri için bak, 122. 106. Ayetin tefsiri için bak, 122. 107. Ayetin tefsiri için bak, 122. 108. Ayetin tefsiri için bak 122. 109. Ayetin tefsiri için bak 122. 110. Ayetin tefsiri için bak 122. 111. Ayetin tefsiri için bak 122. 112. Ayetin tefsiri için bak 122. 113. Ayetin tefsiri için bak 122. 114. Ayetin tefsiri için bak 122. 115. Ayetin tefsiri için bak 122. 116. Ayetin tefsiri için bak 122. 117. Ayetin tefsiri için bak 122. 118. Ayetin tefsiri için bak 122. 119. Ayetin tefsiri için bak 122. 120. Ayetin tefsiri için bak 122. 121. Ayetin tefsiri için bak, 122. 122. Nuh kavmi gönderilen, peygamberleri, yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki, ittika etmez misiniz? Şüphesiz ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan ittika edin ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim, alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin dediler ki, arkana hep bayağı kimseler düşmüşken biz sana iman eder miyiz? Nuh, benim, onların neler yapmakta oldukları hususunda bilgim yok, dedi. Onların hesabı, Rabbimden başkasına eğit değildir. Eğer ince düşünürseniz ve ben o müminleri, sizin hatırınız için, kovacak da değilim. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. Dediler ki, ey Nuh, sen vazgeçmezsen, muhakkak ki taşlananlardan olacaksın. Noh dedi ki, Rabbim, kavmim beni yalanladı. Binaenaleyh benimle onların arasındaki hükmü sen ver, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz de, onu ve beraberinde olanları, o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra arkalarından, arta kalanları boğduk. Şüphe yok ki, bunda elbette bir ayet var. Fakat, onların çoğu iman etmezler. Şüphesiz ki senin Rabbin, Azız ve Rahim'dir. Bil ki, Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e kavminden gördüğü şeyler karşısında onu teselli etmek için, Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti İbrahim aleyhisselam in kıssalarını anlatınca ona yine Nuh aleyhisselam un kıssasını da anlatmıştır ki onun kıssası diğerlerininkinden daha mühimdir. Çünkü o 950 sene kavmini hakka davet etmiş bununla beraber kavmi yine de onu yalanlamıştır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, Nuh kavmi, yalanladı, buyurmuştur. Cenab-ı Hak, müens olarak buyurmuştur. Çünkü kavim kelimesi münnesi olup, onun ismi tasgiri kuveymetu kavimcik, şeklinde gelir. Noh-he-ke, Mürsel'in denilmesi. Cenab-ı Hak onlardan, şu iki sebepten dolayı peygamberleri yalanladıklarını nakletmiştir. 1- Onlar her ne kadar Nuh, no aleyhisselam, u ıslarsa da, fakat ne var ki, onların Nuh aleyhisselam, u yalanlamaları manen başkalarını da yalanlamayı kapsamaktadır. Zira, peygamberlerin bilgi elde etmelerinin yolu farklı farklı değildir, değişmez. İşte mana o akımdan Cenab-ı Hak onların, peygamberlerin, tamamını, yalanladıklarını nakletmiştir. 2. Nuh, aleyhisselam, un kavmi, yazındıklardan ya da Brahmanlardan oldukları için Allah'ın rüm peygamberlerini yalanlamışlardır. Cenab-ı Hakk'ın, kardeşleri, ifadesine gelince, çünkü Nuh, aleyhisselam, onlardan birisiydi. Nitekim Araplar da, ey onlardan olan birisi, manasını kast ederek, ey, oğullarının kardeşi, derlerdi. Daha sonra Cenab-ı Hak, Nuh, aleyhisselam, un, önce onları korkuttuğunu, sonra da kendisini vasfettiğini nakleder. Korkutmasına gelince, bu, onun, ittika etmez misiniz, ifadesidir. Bil ki, topluluk o dinleri taklit yoluyla benimsemiştir. Mukallit korkutulduğunda korkar, kalbinde korku bulunmadığı sürece de, istidlerle meşgul olmaz. İşte bu sebepten dolayıdır ki Nuh, aleyhisselam, ittika etmez misiniz? ifadesini, bütün sözlerinin başına getirmiştir. Kendisini vasfetmesine gelince, bu da şu iki şeyledir. 1- Onun, şüphesiz ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim, cümlesidir. Bu böyledir, zira o onlar arasında tıpkı Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in Kureyşliler arasında emin olarak tanınması gibi, emanet ve doğrulukta şöhret bulmuştu. Buna göre sanki, ben daha önce emin ve doğru sözlüydüm. O halde beni bugün nasıl itham ediyorsunuz? Demiştir. 2. Onun, ben bana karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum, ifadesidir. Yani, o insanları, paraya, tamah ettiğinden dolayı davet etmektedir zannına düşülmesin diye, şu anda ifa etmekte olduğum nübüvvet ve risalet görevine mukabil hiçbir ücret istemiyorum, demektir. Buna göre eğer, ittika etme emrin için tekrarlanmıştır, denilirse, buna şöyle cevap verilir, Nuh, aleyhisselam, birinci ifadede, ben Allah'ın Resulü olduğum halde, bana muhalefet etmekten kaçınmaz, ittika etmez misiniz? Manasını murat etmişken, İkinci de ise ben sizden hiçbir ücret de almazken siz bana muhalefet etmekten ittika etmez misiniz? manasını kastetmiştir. Binaenaleyh bunlar mana cihetinden birbirinden farklı olup bunda bir tekrar bulunmamaktadır. Mesela bazan bir kimse başkasına, çocuğuna küçük iken seni bakıp büyüttüğüm halde bana asi olmak konusunda Allah'tan ittika etmez misin? Büyüdüğünde de seni okuttuğum halde bana karşı gelme hususunda Allah'tan korkmaz mısın? Der. Nuh aleyhisselam, Allah'tan ittikayı, kendisine itaat emrinden önce getirmiştir, çünkü Allah'tan ittika etmek, ona itaat etmenin de bir illeti ve sebebidir. O da işte illeti ma, lulden, neticeden, önce zikretmiştir. Sade insanlarla beraberlikten kaçınma. Nuh aleyhisselam, onlara bunu söyleyince, onlar da ona, arkana hep bayağı kimseler düşmüşken, biz sana iman eder miyiz? Diyerek cevap vermişlerdir. Keşaf sahibi şöyle demiştir, şahit ve eşhadun şahitler, kelimelerinde olduğu gibi ya, tabim, kelimesinin çoğulu olmak üzere, ya da, batalan kahraman, ve, kahramanlar, kelimelerinde olduğu gibi, tebun, kelimesinin çoğulu olmak üzere, etbaoke, şeklinde de okunmuştur. Buradaki vav harfi hal için gelmiş olup, onun hakkı kendisinden sonra gelen ifadesinin başında bir edatının takdir edilmesidir. Kelimesi burada vavnün ile, cemi müzekker salim, çoğul yapılmışken, onlar en aşağı tabak alanımızdandırlar, Hud, 27, ayetinde cemi teksir üzere, çoğul yapılmıştı. Rezalet, ise değersizlik, aşağılık anlamındadır. Onlar onları sırf nesep cihetinden düşük ve dünyadan payları da az olduğu için bayağı kimseler olarak nitelemişlerdir. Yine, Nuh, aleyhisselam, atabi olanların, mesela terzilik ve hacamat, kan alma, gibi, o zamanlar aşağı görülen, aşağı dereceden meslek erbabı oldukları da söylenmiştir. Bil ki bu delil, şüphe, son derece yanlıştır. Çünkü Nuh, aleyhisselam, insanların tamamına peygamber olarak gönderilmiştir. Binaenaleyh, bu konudaki durum fakirlik veya zenginlik sebebiyle, ya da geçim vasıtasının şerefli olması ya da olmamasıyla değişmez. Nuh, aleyhisselam, da onlara, şu gerçek cevapla mukabele etmiştir, benim, onların neler yapmakta oldukları hususunda bilgim yok. Bu söz onların Nuh, aleyhisselam, a tabi olanları, buna rağmen bilerek ve istidlalde bulunarak değil de, heva ve arzularına uyarak iman etmeye nispet etmiş olduklarına delalet eder. Nitekim Cenab-ı Hak bunu onlardan, basit ve zahiri bir görüşle, uyan, en aşağı tabakalarımızdan. Hud 27 ayetinde de nakletmiştir. Daha sonra onların hesabı Rabbim'den başkasına ait değildir demiştir. Bunun onların durumu hakkında biz ancak gizli olana değil de zahire itibar ederiz manasında olması muhtemeldir. Nuh Aleyhisselam onların hesabı Rabbim'den başkasına ait değildir deyip onlar da bunu tasdik etmeyince o bunun peşinden eğer ince düşünürseniz ifadesini getirmiştir. Daha sonra ise, ve ben, o müminleri, sizin hatırınız için, kovacak da değilim, demiştir. Bu ifade sanki, o münkirlerin, Nuh, aleyhisselam, kendisine ittiba edebilmeleri ya da buna daha yakın olabilmeleri için, o müminleri yanından uzaklaştırmasını istemiş olduklarına bir delalet gibidir. Böylece Nuh, aleyhisselam, kendisini onları tart etmekten alıkoyanın, onların kendisine iman etmiş olmaları olduğunu beyan etmiş, sonra da, yüklenmiş olduğu risalet göreviyle amaçlanan gayenin buna mani olduğunu açıklayarak, ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim, demiştir. Bundan murat şudur, ben, beni yalanlayanı ve nübüvvetimi kabul etmeyeni korkutuyorum. Binaenaleyh kim kabul ederse, o, bana, yakındır, kim de reddederse, o da uzaktır. Nuh, aleyhisselam, onlara olan cevabını tamamlayınca, onlar ise ancak tehdit ve korkutma ile mukabelede bulunmuşlar ve ey Nuh sen vazgeçmezsen muhakkak ki taşlananlardan olacaksın demişlerdir. Bunun anlamı şudur: Onlar Nuh aleyhisselamı taşlayarak öldürmekle korkutmuşlardır. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam da onların felaha ulaşamayacaklarına dair bir ümitsizlik ve yeshasıl olmuş. Bunun üzerine de Nuh aleyhisselam Rabbim kavmim beni yalanladı artık benimle onların arasındaki hükmü sen ver, demiştir. Bundan gaye, onların yalanladığını Allahü Teala'ya bildirmek değildir, çünkü o alimul gayb ve şehadet olan, Allah'ın en iyi bilen olduğunu bilmektedir. Fakat o bununla, bana eziyet ettiklerinde, Allah'ım ben onlara bedduada bulunmuyorum. Ben ancak ve ancak senin ve senin dinin için sana yakarıyorum. Onlar vahin ve risaletin hususunda beni yalanladıkları için benimle onların arasındaki hükmü sen ver Allah'ım. Manasım murat etmiştir. Fetahat kelimesi hükmetmek anlamına gelir. El fettah ise hükmeden, hakim anlamındadır. Zira hakim zor ve mulak meseleleri çözümler. Buradaki hükümden maksat ise onların üzerine bir ceza indirmektir. Zira o hemen peşinden beni kurtar demiştir. Şayet bu hükümden maksat ceza indirmek olmasaydı bundan sonra kurtarmak ifadesinin zikredilmesinin hiçbir anlamı olmazdı. Onun kıssası hakkındaki açıklamalar daha önce geniş bir biçimde A'raf ve Hud surelerinde geçmişti. Daha sonra Cenab-ı Hak bunun üzerine biz de onu ve beraberinde olanları o dolu geminin içinde kurtardık buyurmuştur. Keşaf sahibi şöyle der: Kelimesi gemi anlamında olup çoğulu da, el fülüktür. nitekim Allah, gemilerin orada, suları, yararak gittiklerini görüyorsun, Naeçel, 14 buyurmuştur. Buna göre kelimenin müfredi, kufi, vezninde, çoğulu da, usut, vezninde olmak üzere, fuluktür. Meskun dolu anlamına gelir. Denildiğine göre, Nuh, aleyhisselam, gemiyi atlar ve adamlarla iyice doldurdu. Binaenaleyh bunu, aleyhisselam, la birlikte kurtulanların birçokluk olduğuna geminin onlarla ve onların yanında bulunanlarla dolduğuna delalet eder. Böylece Cenab-ı Hak, onları kurtardıktan sonra, diğerlerini boğduğunu, onları boğmasının müminleri kurtarmasından sonra olduğunu beyan etmiştir. 4. Hazreti Hud, aleyhisselam, Un Kıssası 123 Ayetin tefsiri için bak, 140 124 Ayetin tefsiri için bak 140. 125. Ayetin tefsiri için bak 140. 126. Ayetin tefsiri için bak 140. 127. Ayetin tefsiri için bak 140. 128. Ayetin tefsiri için bak 140. 129. Ayetin tefsiri için bak 140. 130. Ayetin tefsiri için bak 140. 131. Ayetin tefsiri için bak 140. 132. Ayetin tefsiri için bak 140. 133. Ayetin tefsiri için bak 140. 134. Ayetin tefsiri için bak 140. 135. Ayetin tefsiri için bak 140. 136. Ayetin tefsiri için bak 140. 137. Ayetin tefsiri için bak, 140. 138. Ayetin tefsiri için bak, 140. 139. Ayetin tefsiri için bak, 140. 140. Ad, kavmi, de, gönderilen, peygamberleri, yalanladı. Hani kardeşleri Hudzılara demişti ki, ittika etmez misiniz? Şüphesiz ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin sizden buna tarşı hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak Rabbül Alemine aittir. Siz, her yüksek yerde bir alamet bina edip eğlenir misiniz? Ebedi yaşayacağınızı umarak, yer altında su mahzenleri edinir misiniz? Tutup yakaladığınız vakit, zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz imkanlar, nimetler, veren, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden, Allah'tan, korkun. Ben, gerçekten üstünüze büyük bir günün azabının, gelmesinden, korkuyorum. Dediler ki, vaz etsen de, vaz edicilerden olmasan da bize göre birdir. Bu, evvelkilerin adetinden başka, bir şey, değildir. Biz azaba uğratılacaklardan da değiliz. Böylece onu yalanladılar, biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda, bir ibret vardır elbet fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Gerçekten senin Rabbin, aziz ve rahimdir. Bil ki, bu hadisenin ve Nuh aleyhisselam, un kıssasının başlangıçları aynıdır. Binaenaleyh, yeniden tefsir etmenin faydası yoktur. İndi Allahü Teala, Hud aleyhisselam, ın e kavmine söylediği şeylerin şu üç şey olduğunu belirtmiştir. Bu kavme mahsus hitaplar. 1- Onun, siz, her yüksek yerde bir alamet bina edip, eğlenir misiniz? Ayetinin ifade ettiği husustur. Ayetteki, kelimesi, ra'nın fetasıyla re, şeklinde de okunmuştur ki, yüksek yer, tepe demektir Arapların, yüksekliği ne kadardır, anlamındaki, arazinin yüksekliği rakımı ne kadardır, sözleri de bu manadadır. Ayet kelimesinin burada manası, ayette geçen sözü de, alamet demektir. Bu hususta şu izahlar yapılmıştır. A. İbn Abbas şöyle demiştir. Onlar, her yüksek yere, Hut aleyhisselam, A gidenlerle eğlenmek için ona giden yollar üzerinde köşkler yapmışlardır. B. Onlar, övünmek için, bu sayede zenginlikleri anlaşılsın diye yüksek yerlere binalar yapmışlardı. Böylece onlar, bundan yolundular ve onlar abesle meşgul olmakla vasfolundular. C. Onlar, yolculukları esnasında yıldızlar yardımıyla yol bulan kimselerdi. Ama, buna rağmen onlar, yolları üzerine yol alameti olsun diye yüksek yüksek köşkler yapmışlardı. Oysa yıldızlar sayesinde bunlara ihtiyaçları olmadığı için onların bu hareketi abes addedilmiştir. D. Onlar, her yüksek yere de güvercin burçları yapmışlardır. Mesani. 2. Onun, ebedi yaşayacağını umarak, yer altında su mahzenleri edinir misiniz? sözüdür. Ayetteki, el mesani, su kanalları, su mahzenleri demektir. Bu kelimenin kuvvetli köşkler ve kaleler anlamına geldiği de söylenmiştir. Yani, çünkü sizler, dünyada ebedi kalmayı umuyordunuz, demektir. Yahut da bu ifadenin anlamı, sizin durumunuz tıpkı ebedi yaşayacağına inanan kimsenin durumu gibidir, şeklindedir. Übey-i Bey'in mushafında da, sanki ebedi kalacakım ıssın iz gibi, şeklinde yazılmıştır. Tanın dammesi ile, şeddeli ve şeddesiz olarak şeklinde de okunmuştur. Bilki ayette bahsedilenlerden birincisi, ya israfa, yahut da böbürlenmeye götürdüğü için, kınanmıştır. İkincisi de, tüli emele ve dünyanın, ebedi karargah değil de uğrak yeri olduğundan habersiz olmaya delalet ettiği için kınanmıştır. 3. Onun, tutup yakaladığınız vakit, zorbalar gibi yakalar mısınız? İfadesinin anlattığı husustur. Cenab-ı Hak onların, bu israf ve dünya hayatına karşı hırslarının yanı sıra, başkalarına karşı davranışlarının da, zorbaların muamelesi gibi olduğunu beyan etmiştir. Biz, bu vasfın her ne kadar Allah hakkında bir övgü ifade etse bile, kullar hakkında kötü bir vasıf olduğunu defalarca izah etmiştik. Buna göre, sanki hak etme yoluyla değil de, istila yoluyla başkasına hücum edenin, onu tutması, zorbaların yakalanması, olarak tavsif edilmiştir. Hazreti Hud'un söylediği bu üç cümlenin neticesi şudur, yüksek yüksek binalar yapmak, yüceliği sevmeye, yer altında su mahzenleri edinmek, ebediliği sevmeye, zorba olma ise, ululukta ve büyüklükte tek olmayı arzu etmeye delalet eder. Bunların sonucu da, onların yüceliği sevdiklerine yüceliğin devamını istediklerine ve yücelikte yalnız olmayı arzu ettiklerine varıp dayanır. Bütün bunlar ise, uluhiyete ait sıfatlar olup, kul için tahakkuku imkansızdır. Böylece bu dünya sevgisine batıp gittikleri, kulluk sınırlarını aştıkları ve rububiyet iddiasında toplandıkları için, dünya sevgisinin onlara hükümran olduğuna delalet eder ki, bu da her hatanın başının her küfür ve günahın sebebinin, dünya sevgisi olduğuna dikkat çeker. Hud, aleyhisselam, bu üç şeyden sonra onları ahirete daha fazla teşvik etmek ve dünya sevgisinden, israftan, ihtirastan ve zorbalıktan caydırmak için, artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin, demiştir. Hazreti Hud, aleyhisselam, bu öğütüne bunu destekleyecek şu hususu ilave etmiştir. Bu da, Allah'ın onlara olan nimetlerine önce kısaca, sonra tafsilatlı olarak dikkat çekmedir. Böylece onları, kendilerine bunların, unutturan, o gaflet uykusundan uyandırmak istemiştir. Çünkü o önce, size, bilip durduğunuz imkanlar, nimetler, veren eden, demiş, sonra bunu açarak, size da oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden, Allah'tan, korkun. Ben gerçekten üstünüze büyük bir günün, azabının, gelmesinden, korkuyorum, demiştir. Böylece Hazreti Hud, aleyhisselam, bu çağrısında vaz un nasihat, teşvik, ikaz ve açıklama bakımından, zirveye varmıştır. Fakat gel gör ki onların cevabı, vaz etsen de, vaz edicilerden olmasan da bize göre birdir, demek olmuştur. Onlar böylece, Hud, aleyhisselam, un bu sözlerini aldırış etmediklerini ve söylediği şeyleri hafife aldıklarını ifade etmişlerdir. Eğer, onlar, vaz etsen de, vaz etmesen de, demiş olsalardı, mana aynı olduğu halde, söz daha kısa olmuş olurdu, denilirse, şöyle cevap verilir, mana aynı olmazdı, çünkü onlar böyle söylemekle, bize vaz etsen de, vaz işini yapanlardan olmasan da bizim için değişmez, demek istemişlerdir. Bu onların Hazreti Hud, aleyhisselam, un vazlarına hiç değer vermediklerini ifade eder. Ama diğer şekil, bunu ifade etmez. Alimler, Onların Hazreti Hud aleyhisselam, un sözlerine aldırmadıkları manasını, bu, evvelkilerin adetinden başka bir şey değildir, şeklindeki sözlerinden çıkarmışlardır. Binaenaleyh kim, buradaki, hülk kelimesi, halk, şeklinde okursa, mana, senin bize getirdiğin, evvelkilerin uydurmaları ve efsaneleridir, şeklinde olur. Nitekim bu kafirler peygamberlerin söyledikleri hakkında, Esatil Evvel'in, geçmiş milletlerin efsane ve masalları, demişlerdir. Yahut bu okuyuşa göre ifadenin manası, biz, ancak geçmiş ümmetlerin yaratılış gibi yaratıldık. Binaenaleyh onlar gibi yaşar, onlar gibi ölür gideriz. Öldükten sonra dirilme ve hesap da neymiş? Şeklindedir. Bu kelimeyi iki ötüre veya tek ötüre ile, hülk ve huluk şeklinde okursa ifadenin manası üzerinde olduğumuz din evvelki atalarımızın adeti huyu ve yoludur çünkü onlar da böyle yaşamışlardır biz onlara uymaktayız şeklinde yahut şu anda inandığımız hayat ve ölüm eskiden beri insanların sürdüre geldikleri bir inançtır şeklinde yahut da senin getirdiğin bu şeyler evvelkilerin adetidir çünkü onlar da böyle yaldızlı süslü şeyler söylüyor ve uyduruyorlardı, şeklinde olur. Daha sonra bu kafirler, biz azaba uğratılacaklardan değiliz, diyorlardı ve bu sözleriyle, öldükten sonra diriliş inkar hususunda görüşlerini tekit ettiklerini ortaya koyuyorlardı. İşte bundan ötürü Allahü Teala, onları helak edeceğini beyan buyurmuştur. Hak Teala'nın onları nasıl imha edeceği, başka surelerde anlatılmıştır. Allah en iyi bilendir. 5 Salih, aleyhisselam, in kıssası 141. Ayetin tefsiri için bak, 159. 142. Ayetin tefsiri için bak, 159. 143. Ayetin tefsiri için bak, 159. 144. Ayetin tefsiri için bak, 159. 145. Ayetin tefsiri için bak, 159. 146. Ayetin tefsiri için bak 159. 147. Ayetin tefsiri için bak 159. 148. Ayetin tefsiri için bak 159. 149. Ayetin tefsiri için bak 159. 150. Ayetin tefsiri için bak 159. 151. Ayetin tefsiri için bak 159. 152. Ayetin tefsiri için bak 159. 153. Ayetin tefsiri için bak 159. 154. Ayetin tefsiri için bak 159. 155. Ayetin tefsiri için bak 159. 156. Ayetin tefsiri için bak 159.